Demek ki neymiş? Millet iftiraya prim vermiyormuş. Demek ki neymiş? Hakarete prim vermiyormuş, karalamaya prim vermiyormuş. Bir suçlunun, bir saldırganın partisinden hareketle o suçu bütün partiye mal etmeye çalışmayı basitlik olarak görüyormuş. Kendi partilerindeki onlarca taciz tecavüz vakası varken bunun Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini zamanında taşımış birisinin bu suçu işlemesinin üstüne atlayıp bunu bir partiye mahalletme basitliğine demek ki milletimiz prim vermiyormuş. Demek ki milletimiz Cumhuriyet Halk Partisinin bu saldırılar karşısında kararlı, etkin, gerekli suç ıı, soruşturmaları yapan ve bu konuda partinin ilkeleriyle bağdaşmayanları da anında kapının önüne koyan tutumunu yeterli görüyormuş. Siz bir şey yapmadınız yalanlarına demek ki vatandaş birim vermiyormuş. Vatandaş Cumhuriyet Halk Partilerin orduya sevgisinden saygısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletin birliğine bütünlüğüne olan bağlılığından Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletine sevgisinden milliyetçiliğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halkçılığından, Atatürkçülüğünden milletimiz hiç mi hiç şüphe etmiyormuş. Bunlardan memnunmuş ama yalan ve iftira siyasetini de cezalandırıyormuş. Bu şartlar altında Ocak ayına girdik. Ocak ayında Sayın Recep Tayyip Erdoğan yılbaşının ertesi günü ilk cuma namazına gıttı. Allah kabul etsin sevap kazanmak için gidilir ama çıkışta söylediklerine bakınca da o çıkışta söylediklerinin sevaba karşı nasıl bir günah, kazandığı sevapların yanında nasıl bir günah olduğunu da milletimizin takdirine bırakıyoruz. Yılın ilk günü geride kalmış bir yılın muhasebesini yapıp olumlu mesajlar verip ayrılmak varken yine partimize hakaret, yine partimize iftira, yine partimize küfür. Allah selamet versin. Milletimiz caminin önündeki kullanılan bu çirkin, bu karalayıcı, bu saldırgan dili, üslubu görüyor ve ayıplıyor. Biz de bunun altını çiziyoruz. Biz de görüyoruz. Biz de ayıplıyoruz. Biz milletimiz için halkın gerçek sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi bundan alıkoyamayacaklar. Partili Cumhurbaşkanı partili bir rektör atadı. Nereye? Boğaziçi Üniversitesi'ne. Ve hangi yetkiyle? 2016 yılında kanun hükmünde kararnameyle kendisine aldığı yani o hal şartlarında olağanüstü hal ilanında kendisine verilmiş kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisiyle yani terörle mücadele ederken yani Fethullahçı terör örgütüyle mücadele edeceğiz bahanesiyle çıkardıkları ama bütün önüne gelen her türlü muhalif sesi susturmaya, kendisi dışındaki her türlü sese tahammülsüzlük gösteren ve o hali bir sopa olarak muhalefet partilerine ve muhalefet yapan herkese kullanan FETÖ ile mücadeleyi savsaklayan FETÖ'ye FETÖ ile FETÖ arasında köprüler kuranları uçaklarında gezdiren, onlara ihalelere verirken ihaleler verirken bir yandan da elindeki o hal sopasıyla muhalefeti sindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine rektör atama yetkisini almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce üniversitelerde öğretim görevlileri oy kullanırlar. Bunun belli bir sıralama içinde en yüksek oyu alanlar Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı bunların içinden birini atardı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak cumhurbaşkanlarının en yüksek oyu alanı ataması gerektiğini hep savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz. Hatta dünyadaki iyi örnekler gibi üniversitenin rektörünü üniversitede okuyan öğrencilerinde oy kullandığı hatta eğer doğru yapılar oluşturulabildiyse üniversite mezun derneklerinin dahi rektör seçiminde söz sahibi olabildiği üniversitenin geleneğinin korunduğu, kültürünün korunduğu, tarihsel bağından koparılmayan bir rektör seçim yöntemini Cumhuriyet Halk Partisi öneriyor. İktidarımızda da böyle olacak. Cumhuriyet Halk Partisinin seçtiği, seçtirdiği Cumhurbaşkanı kesinlikle ve kesinlikle milletimizden aldığı yetkiden sonra partili olmayacağı gibi üniversitenin verdiği karara da karışmayacak. Üniversiteler özel olacak ve bu seçimlerinde de özgür olacaklar. Bugün Ömer Çelik'in büyük bir kibirle üstten üstten konuşarak, küçümseyerek, küçük görerek, hakir görerek yaftaladığı üniversite günü geldiğinde gerçekten halkın, milletin üniversitesi olabilmesi için Milletin çocuklarının sınavlarda eşit şartlarla özgürce yarışıp girmesi, milletin çocuklarının ve o çocukları eğitmek için görevli olan öğretim görevlilerinin tercihlerine saygılı olunması gerekir. Siz birini seçin, o birisi her şeyi belirlesin, gerisine karışmayın. Bir demokrasi değil, bir otokrasi anlayışıdır. Bir tek adam anlayışıdır. Bugün öğrencilerimiz yurt dışında okumak istiyorlarsa Yurt dışında okuyamayanlar hiç olmazsa yüksek lisansını yurt dışında yapmak istiyorsa, onu yapamayanlar hiç değilse bir yolunu bulup yurt dışına yerleşmek istiyorlarsa, bunda övünülecek değil, utanılacak bir tablo vardır. Üniversiteler adına Ömer Çelik'e bunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca bir nasıl yapalım? Yani biz diyoruz ki partili cumhurbaşkanın partili rektör ataması yanlıştır. Biz diyoruz ki. Sarıyer AKP kurucusunun, AKP il yöneticisinin, hepsi aynı kişidir. AKP belediye başkan aday adayının, milletvekili aday adayının gidip de bir üniversiteye rektör atanması yanlıştır. Ömer Çelik de diyor ki hayır doğrudur. Hatta tek adamımız istediğini atar. Hatta bakın o tek adamın yaptığı işlere bir dönüp bakılacak olursa KHK'larla Örneğin Dekus Temmuz 2018'de Devlet ve vakıf Üniversitelerine Cumhurbaşkanıca yapılacak rektörler için profesörlük şartını kaldırıp ardından bir ay sonra tekrar geri getirip ondan bir ay sonra da üç yıllık profesör değil sadece profesör olma şartını koyup o aradaki dönemde kafasına göre rektörler atayan birinden karşı karşıyayız. Üniversiteye rektör atamak için Profesör olmak gibi bir kriter olmasın. Hatta hiçbir kriter olmasın. Cumhurbaşkanı kimi atıyor istiyorsa atasın. Ve işte o durumda neyle karşı karşıya kalıyoruz? Türkiye'deki 6-7 tane üniversitede eski AK Parti milletvekillerinin olduğu birilerinin üniversitede bir yere gelmek için AK Parti'den aday adayı oldukları ya da ileride siyaseten öne açılmak isteyenlerin AK Parti'ye yaklaşıp partili rektörlüğün gereklerini yerine getirdiği bir sistemdeyiz. Yani liyakat bir tarafta AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a sadakat tek kriter. Bu haksızlık sadece Cumhuriyet Halk Partilileri ya da sadece muhalefet partilerini rahatsız etmiyor. AK Partilileri de rahatsız ediyor. Çünkü AK Parti zaman zaman işte yüzde elliler diyor şimdi gerçi o günlerden eser yok şimdi yüzde otuzların altına geldiler ama iki kişiden birinin oyunu alıyorsunuz ama iki kişiden birinin oyunu alan bir parti gibi yüzde elliye yüzde yüze eşit davranmıyorsunuz. O partiyi yöneten bir avuç bir zümre insanın milletten aldığı oyla millete karşı yaptığı haksızlıklarla karşı karşıyayız. Şimdi Ömer Çelik diyor ki tek adamın atadığı iyidir. Biz diyoruz ki üniversitelerin özgürce seçmesi iyidir. Peki bunu bir metre getirin Ömer Bey bir metre getirin ölçelim kim doğru söylüyor. Bakın dün akşam siz uzun uzun anlattınız. Ben de diyorum ki bir metre getirin ölçelim. Bunu dünya hangi metreyle ölçüyor? Times Higher Education yani üniversiteleri derecelendirme kuruluşu, yüksek öğrenimi derecelendirme kuruluşunda bir üniversiteler sıralaması var. Bütün dünyanın kabul ettiği kriterler Tayyip Erdoğan rektörleri atama yetkisini aldığı gün Times Higher Education'a göre ilk binde 18 üniversitemiz vardı. O yetkiyi kullanmaya devam ediyorsunuz. Şu anda ilk binde 11 üniversite var. Ömer Bey bir cevabınız olacak mı? Ömer Bey hodri meydan çıkalım istediğiniz televizyona Karşılıklı konuşalım tek adam rejimi bu ülkeye ne getiriyor ne götürüyor. İşte üniversiteler. İlk bindeyken 18 üniversitemiz 7'si dışarıda kalmış. İlk bine giremiyor. Ne zamandan beri? Tek adam partili rektör atadığından beri. Partili cumhurbaşkanı partili rektör atadığından beri. Türkiye'ye bunu yapıyorsunuz. Ve 1863'te kurulmuş Boğaziçi Üniversitesi. O ne durumdaymış? kendi rektörünü hiç değilse seçip Cumhurbaşkanı'na önerdiği bugünküne göre daha iyi ama idealden o bile uzak rektör seçim dönemlerinde üniversiteden hocalar bir araya gelip altı kişiyi seçerken en çok oyu alan üç kişi Cumhurbaşkanı önerilirken Boğaziçi Üniversitesi ilk beş yüzde. Hayır siz karışmayın rektörü tek başıma ben atacağım dedikten beri Recep Tayyip Erdoğan şu anda ilk 800'de. 500'den 800'e gerileyen bir Boğaziçi Üniversitesi var sayenizde. Bunu siz yaptınız. Ve bir rektör düşünün ki Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış partili rektörü. Rektör seçilince akla gelen dört kelimeyi sıralayın deseniz. Herhalde çiçek olur devir teslimde. Belki çikolata olur. Bir kahve olur, son bir kahve içilir. Bir de alkış olur. Herkes alkışlar. Çünkü bir rektör atanmıştır. Giden alkışlarla gider, gelen alkışlarla gelir. Ama akla gelen kelime kelepçe. Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yılın sonunda üniversiteye kelepçe vurdu arkadaşlar. Değerli yurttaşlarımız, bu kapı Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısı. 1868'den beri bilime açık, akla açık, her türlü tartışmaya açık bu kapıya polis kelepçesi vurdulardı. Üniversiteyi kelepçeleyen bir anlayış. Bakın, bu 2015'ten önce olsaydı, bu kelepçeyi takan polisleri Emniyet Müdürünü, İçişleri Bakanını hepsini FETÖcülükten yaftalar. Onlar FETÖcülerdi zaten. İktidar yıpratmak için yaptılar der, kendilerini bu işten temizlerlerdi. Şimdi bu kelepçeyi takanlar kimler? Bu kelepçeyi takan 2021 yılında Türkiye'den bu fotoğrafı dünyaya servis edene yazıklar olsun dünyaya Türkiye görüntüsü. Bakın bu kürsü burada arkadaşlar. Özgür Özel gidecek. Bundan önce binlerce parlamenter geldi. Yüzlerce grup başkan vekili geldi. Günü gelecek. Biz de gideceğiz. Yenileri gelecek. Ne partiler vardı yok. AK Parti de belki olmayacak. Ama AK Parti iktidarında geriye kalan 3-5 fotoğraftan bir tanesi bu kuru ekmek yiyorsa tokturlar diyen ne? Konteynerden ekmek toplayan annelerin fotoğrafı, dağılan pazarlardan geride kalmış sebze meyveyi toplayan garibanların fotoğrafı, sabahın dördünde iki buçuk kilometrelik işsizlik kuyruklarının fotoğrafı, aha bu da üniversitenin fotoğrafı. Üniversiteye kelepçe taktınız siz. Bu kelepçe kimin tarafından takıldı? Kimin talimatıyla hiç aramayın. Bu kelepçe Recep Tayyip Erdoğan'ın zihninde takıldı önce. Adamın üniversiteye bakışı, yaklaşımı bu. Bu kelepçenin bu kelepçenin vergisini biz verdik. Ama olmaması gereken yere Recep Tayyip Erdoğan taktı. Her şeyi ben bilirim diyorsun ya, her şeyi ben yaparım diyor. İşte senin üniversite anlayışın. Sen yaptın bunu. Ve hepimizi dünyaya rezil ettiniz. Bu ayıp AK Parti'nin ama bu üniversite hepimiz. Bu rezalet AK Parti'nin ama Boğaziçi Üniversitesi hepimizin. Türkiye'nin bir marka değeri. Ve bir rektör düşünün atamasında kahve yok, çiçek yok, alkış yok. Alkış varsa protesto için var. Çünkü onu öğrenci istemiyor. Onu öğretim görevlisi istemiyor. Onu üniversite çalışanları, emekçileri istemiyor. Onu bir kişi istiyor. Geri kalan kimse istemiyor. Persona non Böyle, böyle rektör mü olur? Böyle rektör mü olur? Buraya atanan kişi o koltuğa oturduğunda düşünsene. İstenmeyen kişi ilan edilmiş. İstenmeyen kişi gidip o koltukta oturacak. Çünkü Otur dediler oturacak. Ve son olarak bir şeyi hatırlatalım. Üniversitelerin rektörlerini Cumhurbaşkanı Atas'ın hevesi kanun hükmünde kararnameden önce Ağustos 2016'da bu meclise geldi. Darbeden 20 gün kadar sonraydı. Bu meclise kanun teklifi olarak geldi. Bütün partilerin itirazıyla CHP, HDP ve MHP var o zaman. AK Parti'nin de bu şiddetli itirazlara uyumuyla dört parti birden kanun teklifinden çıkardık. Çıkarırken bunu MHP ne diyordu biliyor musunuz? Daha darbeden üç hafta sonra Erkan Akçay, bu gece yapılan mini bir darbe girişimidir. Sebep rektörü seçimle değil atamayla yapıyor ya. Üniversitelere mini bir darbe girişimi. İmza Erkan Akçay. Katılır mısın? Aynen katılırız. Ama daha sonra bu mini darbe girişiminden aylar sonra bu yetkiyi o halka aldı. Recep Tayyip Erdoğan ve şimdi. Bu atamalara sesini çıkarmayan bir milliyetçi hareket partisi var. O gün Ağustos 2016'da mini darbe girişimi Ömer Bey diyor ya dün. Bu yöntemi beğenmeyebilirsiniz ama gayrimeşru diyemezsiniz. O gün MHP gayrimeşru bulmuş. Darbe kadar gayrimeşru bulmuş. Bugün o MHP susuyor. O MHP susabilir ama o MHP'nin bu haline o MHP'ye ümit bağlamış, gönül vermiş insanlar susmuyor. Onu bilsinler. O yüzde altılara gerilemeler boşuna değil. Bu parlamentoya 80 milletvekiliyle gelip yüzde 17, 18 oyla gelen MHP bugün yüzde altılardaysa o altının da 4 dört buçuk beşini AKP'den alarak ayakta durabiliyorsa Milliyetçi Hareket Partisi bu tutarsızlıklarını görsün. Rektör atamayası tek adamda olursa bu bir darbe girişimidir diyen MHP'den haksızlığa karşı susan, haksızlığa karşı hiç itirazda bulunmayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bugün geldiğimiz nokta budur. Bugün 9 üniversitede Ege Üniversitesi'nden 9 Eylül'e, Ankara Üniversitesi'nden Kütahya Sağlık Üniversitesi'ne, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne kadar eski milletvekilleri rektörlük yapıyor. Değerli vatandaşlarımız düşünün milletvekili seçiyorsunuz geliyor. Görevini yapıyor, gerekli saygıyı görüyor, maaşını alıyor, emekli oluyor, emekli maaşını alıyor. O sırada bu kadar üniversitede saygıdeğer hoca varken siz durun. Eski milletvekilini rektör atacağım. Neden? Gelecek partisine, deva partisine, başka bir partiye gitmesin diye makam vereyim, mevki vereyim, maaş vereyim ki bir yerlere kaçmasınlar. Her yerleri doldurdular. Saraydaki bin oda yetmedi. Üniversitedeki öğrencinin başına rektör diye AK Parti'nin eski milletvekillerini atıyorlar. Meselenin kendisi bundan ibarettir. Bir maaş daha verelim, bir masa daha verelim, bir yere oynamasınlar. Bu ülkenin bunca öğretim görevlisinden hiçbiri o işi yapamaz. O işi de milletvekillerinin emeklileri yapacak AK Partili olmak şartıyla. Bunu da değiştireceğiz. Kesinlikle siyaset sonrası bir telafi ve siyaset sonrası bir sadakat zorlayıcı bir makam olarak kullanılmayacak. Devletteki hiçbir koltuk, üniversitelerdeki rektörlük koltuğu da. Bir çağrı yaparak toparlayalım. SMA hastalarının durumu ciddi şekilde tartışılıyor. Burada net bir şey söyleyelim. Bir, başına gelmeyen bilmez bu ailelerin durumunu anlamak, görmek lazım. Bu aileleri Sağlık Bakanı'nın kullandığı rencide edici bu aileleri bu ailelere hakaret eden, iftira eden dili kınıyoruz. Doğru değil. Sağlık Bakanı kendisine tanınan krediyi özellikle salgının başında hepimiz adına mücadele etsin diye tanınan krediyi tüketti, tüketti, tüketti. En son sinirleri de tüketmiş. Akıl var, mantık var ya. SMA hastalarının annelerine, babalarına böyle ithamlar, böyle sözlerin söylenmesi mümkün mü? Bu kadar çirkin ifadeler kullanılabilir mi? Bu yaklaşım doğru değil, bunu kınıyoruz. Sağlık Bakanı'nın burada yapması gereken iki şey var. Bir tanesi özür, İki tanesi iletişime açık bir şekilde oturup bu soruna çözüm bulmak. Meselenin adı şudur. Türkiye'nin 18 yıllık AKP iktidarında 2010'dan beri milletvekili olduğum tüm sürece tüm plan bütçe bütçe görüşmelerinde o yılın bütçesine karşı oy yazarken yazdığımız bir şey var. Türkiye'nin bir yetim ilaç politikası yoktur. Nadir ve çok nadir görülen hastalıkların ilaçları yetim ilaçlardır. Bu ilaçlar çok kişi tarafından kullanılmayacağı için karlı değildir. Karlı olmadıkları için pahalıdır. Nadir ve çok nadir görülen hastalıklar ovada düşen bir yıldırım gibidir. Kime düşeceği belli olmaz, düştüğü yeri yakar. Bireylerin bu masrafları tek başına karşılama gücü olmadığı gibi sigorta sistemlerinin de yoktur. O yüzden sizin bir yetim ilaç politikanız yoksa nadir ve çok nadir görülen hastalıktaki çocukları Sigorta sigortalatamazsınız ya da sizin sigorta sisteminiz orada çeşitli bahaneler üreterek belli ilaçları kapsam dışında bırakır. Bunun için oturup bir ulusal plan politika yapmak lazım. Bütün dünyada yetim ilaçlarla ilgili politika şudur. Hastalanan çocuk artık o ailenin değildir. Hepimizindir. Hepimizin başına gelebilirdi. Milyonda bir görülen hastalık. Yüz binde bir görülen hastalık. Hastalığa teşhis konduğu anda o çocuğu o aileyle baş başa bırakmak sosyal devletin işi değildir. yamyamların işidir. O çocuk sizin çocuğunuzsa o ilaçtan karşılanacaktır, ödenecektir. Böyle yaparsanız, öyle yaparsanız işte hiçbir ilaç kartelinin, tekelinin yetim ilaç ürettim deyip ama daha etkinliğini tam kanıtlayamamış şirketlerin o aileleri de o şirketlerle yüz yüze bırakmazsınız o ailelerin yaptıkları bir talebi de o şirketlerin talebi gibi vurup, o ailelere hakaret etmezsiniz. O çocukların her türlü ihtiyacını devletin karşıladığının bilindiği bir süreçte bu tartışmaların hiçbiri olmaz. Dünyada yüzlerce örnek var. İlaçların bir havuzdan karşılanıp sağlık alanından para kazanan herkesin yıl sonunda bölüştüğü gibi. Örneğin sağlık alanındaki paranın yüzde otuzunu eczacılar kazanıyorsa Türkiye'deki 36 bin eczacıya bölseniz hiçbiri itiraz etmez. Özel hastanelerin ciroları oranında bölersiniz itiraz etmez. İlaç firmalarına ciroları oranında pay edersiniz kimse itiraz etmez. İlaççılar, depocular, imalathaneler, dağıtanlar, satanlar, hastaneler hepsi birden bunu paylaştığında bu yük kimseye ağır gelmez. Ama bu çocuklar hepimizin çocuğudur. Böyle bir yetim ilaç politikası kurmadıktan sonra Akşamleyin oturup bir yerde kurulur, önüne gelene saldırmaya başlarsınız. Peki bunu nerede konuşacağız? Burada konuşacağız. Yaptık mı? Yaptık. Sağlık Bakanının bundan haberi yok. Niye yok? Sıra sayısı 199. Bu 5 Şubat 2019'da mecliste bir komisyon kurduk. Nadir ve çok nadir görülen hastalıklarla ilgili komisyon. 2019 Mayıs'ta çalışmaya başladı. 2020 Mart'ta da bu raporu bastı dağıttı. Bu rapor, bu rapor bu mecliste Mart ayından sonra örneğin baroları yandaşlaştırmakla meşgul olunduğu için görüşülemedi. Örneğin bu rapor Süleyman Soylu derneklere kayyum atamasını görüşmek için bu rapor görülemedi. Süleyman Soylu'nun derneklere el koyması, kayyum atamasını yasalaştırmak göreviyle meşgul olduğu için, meşgul edildiği için parlamento bu rapor görüşülemedi. Bu rapor sosyal medyaya kısıtlama getiren kanun görüşüldüğü için görüşülemedi. Görüşülemediği için ilgili bakanlıklara yollanamadı. Bu raporun bir an önce mecliste görüşülmesi lazım. Bu rapor görüşülürse 199 sıra sayılı bu rapor görüşülürse bu raporda 5 siyasi partiden çok değerli milletvekillerinin emeği var. Bu rapor görüşülürse bu SMA tartışması ve diğer nadir görülen hastalıklarla ilgili tartışmalar biter. Mesela bu raporda diyor ki: Ulusal bir veri tabanı oluşturulmalı SMA hastaları için. Evlilik öncesi SMA taraması yapılmalı. Evlilik öncesi SMA taramasını tarama listesine koyarsanız SMA hastası çocuklar doğmaz arkadaşlar. Doğmadıkları için de hangi ilacı kullansınlar tartışması olmaz. İlaç pahalı olunca bu bilimsel mi değil mi tartışmaları olmaz. İlaç firması mı yönlendiriyor? İşte hükümeti bizi yıpratmak için bilmem ne mi yapıyor? Saçmalıkları olmaz. Doğru bir stratejiniz varsa o ilaç firmaları da ne sizin bilim kurulunuzu ne bir başkasını yanıltmaya, yönlendirmeye de çalışamazlar. Kendinize ait bir planınız yoksa başkasının planının parçası olursunuz Sayın Koca. Bugün Türkiye'nin nadir görülen hastalıklarla ilgili bir planı olmadığı için sizin deyiminizle de ilaç firmalarının planının parçası, öbürünün deyimiyle bilmem nenin parçası. Gelin hepimizin bu konuda kendi bir planı olsun. Bu kanun görüşülmedikten sonra bu meclise muhalefeti susturma kanunlarını getiriyorsanız ne siz ne başınızdaki tek adamın bu konuda hiçbir samimiyeti yoktur. Hiç öyle sormasın. Bu çocukların bu ilaçları ne olacak diye. Sormuyor da zaten, yapmıyor da zaten. TÜİK rakamları açıkladı enflasyonla ilgili. TÜİK'in kısaltmasını bir kez daha tekrar edelim. Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu olarak açıklamış rakamları ve bu rakamlara göre yüzde on enflasyon açıkladılar. Buna inanan AK Partili seçmen varsa AK Parti'ye oy vermeye devam etsin. Bir yılda yaptığınız alışverişin, yaptığınız harcamanın yüzde on arttığına inanan varsa AK Parti'ye oy vermeye devam etsin. Ama bu ülkede Enflasyon Araştırma Grubu diye saygın akademisyenlerden, ekonomistlerden oluşan bir grup enflasyonu yüzde %36.7 olarak hesapladılar. Şimdi Ayşe teyze, Fatma teyze, Mahmut abi, Mustafa amca sizce geçen sene 100 lira olan mal bu sene 115 lira mı yoksa 135-140 lira mı? 115 liraysa TÜİK doğru söylüyor. Yok siz biliyorsunuz, file artık geçen seneye göre ya neredeyse yüzde 50 diyorsunuz siz. Biz gezdiğimiz her yerde enflasyon yüzde 50 diyorsunuz, yüzde 37 hesaplamış. Serbest bilim insanları, saygın akademisyenler. Çünkü bu rakamların bir önemi var. TÜİK yüzde 37 açıklasaydı, bugün memura yapılan zam 7.36 olmayacaktı enflasyon farkı alındığı için yüzde yirmi alacağınız var en az. Bugün yapılan zam yüzde yedi değil yüzde yirmi yedi olması gerekiyordu. Çünkü ikinci altı aylık enflasyonu alıyorlar. Buraya koyuyorlar onda da yüzde bir yine üttüler vatandaşı. Yüzde bir onun bile altında. Ama ikinci altı aydaki enflasyon farkı konsa bugün Memur yedi değil, yüzde yedi değil, yüzde yirmi yedi zam alsa fena mı? Tek yapılması gereken rakamların doğru açıklanması. Ama Tayyip Erdoğan'ı üzmeyecek istatistik kurumu TÜİK bu rakamları böyle açıklamıyor. Hepimizi kandırıyor. Eski TÜİK Başkanı AK Parti'nin atadığı Birol Aydemir bile diyor ki benden bile veri gizlerlerdi. Önce bakana giderdi, bakan görürdü. Rakamlarla oynarlardı. Ve Enflasyonun kaç olacağını AK Parti tahmin etti geçen sene. Damat al bayrak vardı. Önce beş dedi. Sonra revize etti sekiz buçuk dedi. En son gitmeden on buçuk olacak dedi. TÜİK'e göre on dört buçuk. Gerçekte yüzde otuz altı buçuk. Yüzde otuz altı nokta yedi. Şimdi FETÖ'cüler gitti. Eller FETÖ şampuanıyla yıkandı. AK Parti tertemiz. Ne yaptıysa FETÖ'cüler yapmıştı. Şimdi de damat al bayrak şampuanıyla, sabunlarıyla yıkıyorlar elleri. Her şeyi damat yaptı. E damatı sen bakan yaptın. Damadı sen bakan yaptın. Damat ne yaptıysa senin bakanın olarak yaptı. Bugün yaşananların hepsini damata yükleyip de damattan kurtulduk, bu dertlerden kurtulduk demek vatandaşın aklıyla alay etmektir. Şimdi bütün hatalarını, Türk lirasının değersizliğini, enflasyonun yüksekliğini, faiz kurunu Berat Albayrak'a yıkıp kurtulamazsınız. Berat Albayrak sosyal medya hesaplarını kapattı, hiçbir şey söylemeden çekti gitti. Arkasından kimse konuşmuyor. Arkadaşlar, ölünün arkasından konuşulmaz. Giden, istifa eden bakanın arkasından konuşulur. Neden konuşmuyorsunuz? Neden hiçbir şey söylemiyorsunuz? Mesela atanmış, kibiri dağları geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Diyordun ya af da, e, izin talebi kabul edilmiştir, görevden af talebi kabul edilmiştir. Soruyoruz, damat nerede? Sayın Binali, er, Binali Yıldırım, İstanbul'u bana bunlar kaybettirdi diyormuşsun, üçlü çete diyormuşsunuz. İstanbul'u size kaybettiren Berat Albayrak nerede? Siz biliyor musunuz? Dostuna, düşmanına, sevenine, sevmeyene sormak lazım. Damat nerede? Üçü kaybettirdi demişken akla geliyor. Mehmet Muş, Sayın Mehmet Muş, Sayın Fatma Betül Sayankaya, damat nerede? Bir şey demeyecek misiniz? Damat nerede? Soruyoruz, damat nerede? mafya liderinin tehdidinde bile hiç kimse konuşmazken konuşan, her konuda konuşan Bülent Turan. Hep üzülenlere söylemeyelim. Mehmet Mişa, Fatma Beti Sayın Biraz da sevinenlere soralım. Bülent Turan damat nerede? Süleyman Soylu zil takıp oynuyor diyorlar. Ama sen İçişleri Bakanısın. Bu devletin bakanlık yapmış, yıllarca bakanlık yapmış birisi kayıp. Süleyman Soylu ister sevin ister üzül damat nerede senin bir görevin var damat nerede İçişleri Bakanı bilmeyecek biz mi bileceğiz Gümrük Bakanı'na mı sormak lazım acaba dışarı gitti diyorlar damat nerede Orman Bakanı'na mı sormak lazım dağlarda diyorlar damat nerede bu kadar kolay mı damadı damat gitti bütün kötülükler onunla bir gitti yok öyle bedelini biz ödüyoruz maliyetine biz katlanıyoruz bu ülkede hamallık yapıp vergi verenler öyle vergilerini affettiğiniz beşli çete değil. O damadın giderken yok ettiği ettiği 128 milyar doları biz babamız dedemiz biriktirdi. Eksi 55 milyar dolara düşürmüşler. Damat nerede ya? Damat nerede? 128 milyar dolar parayı havaya uçtu gitti damat izinden. Damat nerede? Peki bu damat sorumluluğu almayacaksa? Bu damat hesabı vermeyecekse onu atayan Recep Tayyip Erdoğan size soruyoruz. Bu damat nerede? Bunun sorumluluğunu üstlenmeyecek misiniz? Bu 128 milyar dolar dedelerimizin bile vergileriyle, babalarımızın vergileriyle, analarımızın ninelerimizin vergileriyle birikmiş bu kadar şeyi toz oldu gitti. Hala cevap yok bu damat nerede? Değerli arkadaşlar, son olarak da Varlık Fonu, Türkiye Cumhuriyeti seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimler yapılıyor, milletvekilleri seçiliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollanıyorlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama ve denetim görevlerini yerine getiriyorlar. En önemli görevlerinden bir tanesi denetim, yasama kadar mühim millet adına milletin parasını denetliyorlar. Anayasa dünya kadar yetki veriyor. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak AK Parti döneminde bakın eskiden bu meclis denetim görevini yapıyordu. AK Parti denetim görevini savsaklatmaya başladı. Örneğin soru önergelerine kendisinden önceki koalisyon hükümeti yüzde seksen altı oranında cevap verirken Bunlar geçen sene Ocak'ta yüzde dörde düşürdüler. Bağırdık çağırdık yüzde ona yeni çıktı. 10 sözü önergesinden birine anayasal sürede cevap veriyorlar. Sözlü soruyu kaldırdılar. Milletin vekili atanmış bakanı bütçede bir gün görüyor. Başka yok. O da anayasada yeri yok. Muhalefetin göz yummasıyla iş düzeye yazıldı da geliyorlar. Ve hiçbir kanuna uymuyorlar. Vatandaşlarımıza şunu söyleyelim. Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi diyor ki yılda iki kez gelecek sürüm yapacak yapmıyor. Bağırdık çağırdık en son 25 Aralık günü geldi iki de değil. İki sürüm yapacak hiç yapmamış birisini bu meclisin bu yılın son günlerinde yaptı Merkez Bankası bütçedeki o bildiğiniz aşırı ısrarımıza rağmen. Onun dışında Sayıştay Kanunu'nun 21. maddesine göre yılda en az iki kez gelip sunum yapması lazım. Plan bütçe komisyonuna gelmediler. Sayıştay gelip sunumunu yapmıyor. Devlet desteklerinin izlenmesi hakkında kanuna göre plan bütçe komisyonuna yılda en az bir kez sunum yapılacak. Yapmıyorlar. Sermaye piyasası kanununun 129. maddesine göre yılda bir kez gelip sunum yapmaları lazım. Gelmiyorlar. Afet sigortaları kanunun 3. maddesine göre her yıl komisyona bilgi verilmesi lazım. Vermiyorlar. Tasarruf mevduatı sigorta fonu yönetmeliğinin 69. maddesine göre yılda bir kez komisyon bilgilendirilecek. Bilgilendirmiyorlar. Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme denetleme kanununun 17. maddesine göre plan bütçe komisyonuna yılda bir kez sunum yapılacak. Yapmıyorlar. Ve son olarak 6741 yani hepimizin çocuklarının geleceğini ipotek ettikleri varlık fonu, kefen paramıza bile el attıkları başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını hatta istifasından bir süre daha geçene kadar yardımcılığını, vekaletini, vekilliğini, damatın yaptığı varlık fonu kendi kanununa göre, kendi çıkardıkları kanunla bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetlerini, her yılın Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollayacak. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenecek. Normalde varlık fonunu Sayıştay denetlesin dedik kabul etmediler. Varlık fonu kim denetleyecek? Özel denetim şirketi. Onu kim seçiyor? Recep Tayyip Erdoğan. Özel denetim şirketinin raporları hazırlanıyor. O raporlar meclise gelecek ekim ayında bunu bile yollamamışlar. Yıl bitmiş görüşülmemiş. Soru önergesi sordum. Soru önergesi sorduk, soru önergesi verdik. Verdiğimiz soru önergesine göre cevap geldi. Diyorlar ki bu yıl pandemi vardı. Varlık fonunu denetleyemedik. Varlık fonu denetlenmedi, raporları gelmedi. Sebep pandemi. Milletimizin vicdanına soruyoruz. Şimdi Ahlat'ta Malazgirt zaferinin kutlanmasına engel olmayan pandemi, Giresun'da AK Parti Genel Başkanı'nın sıkış tepiş mitingine milletin kafasına çay atmasına engel olmayan pandemi, Erdoğan'ın il kongrelerine gidip konuşmasına, AK Parti'nin illerde ilçelerde kongre yapmasına engel olmayan pandemi, Kıbrıs'a pikniğe gitmeye mani olmayan, yedi uçakla Kıbrıs'a uçulmasına engel olmayan pandemi, Katar'a, Azerbaycan'a ziyaretlere engel olmayan pandemi, toplu cuma namazlarına, Ayasofya'nın açılışına engel olmayan pandemi, varlık fonunun, hepimizin varlıklarının nasıl harcandığının, yönetildiğinin denetlenmesine engel olmuş. Virüs var diye denetim yapamamışlar. Bunu milletimizin vicdanına sevk ediyoruz. Herkes eğri otursun, doğru konuşsun. Eğer siz diyorsanız ki pandemi yüzünden hesaplara inceleme yapılamaz, bizim söyleyecek sözümüz yok. O zaman bu meclis kendi çıkardığı hiçbir kanuna uymuyorlar. En son kendi yaptıkları Tekellerini aldıkları, denetiminin de kendi istediklerince denetleneceği kanuna bile uymuyor ve geçen sene pandemi yoktu, geçen sene de varlık fonunun hesapları yıl sonuna kadar gelmemiş, sekiz ay gecikmeli denetlenebilmişti. İkinci yılında virüs var denetleyemedik diyorlar, virüs var denetleyemediler diyorlar ve millet ve Türkiye büyük millet meclisi bize verdiği cevabında. Denetim faaliyetlerimiz engellenmedi, gecikti, gecikince bir yaptırım yok diyerek sınırsız sorumsuz gecikmelerin önünü açıyor. Diyoruz ki ya ne yaptın? Niye yollamıyorlar? Diyor ki gecikti. Gecikmeye bizim diyeceğimiz yok. Bu şu demek? Gecik gecikebildiğin kadar demek. İş işten geçtiğinde adet yerini bulsun diye Cumhurbaşkanı ee, işte bir Cumhurbaşkanı'nın kurduğu cümle Bugün ortaya çıkan bu türban tartışmasının Türkiye'ye hiçbir faydası yok. AK Parti'ye de bir faydası yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir faydası yok. Halk'a da bir faydası yok. Bu tartışmadan siyasi bir kazanç, kazanım elde etmek isteyen herkese başta söyledim. Bu tartışmalar hiçbir sonuç vermeyecek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok net bir şey yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu tartışmalar olduktan hemen sonra partinin genel başkanı yani parti adına konuşması ve konuşmaları bütün partiyi partileri bağlayacak şekilde konuşması tüzüğümüzde yetkilendirilmiş kişi olarak çok net bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan birkaç gün sonra Recep Tayyip Erdoğan gitti ve caminin önünde bu konuda Bay Kemal niye konuşmuyor diyerek açıkça yalan söyledi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikri şudur diye. Örneğin Sayın Özlem Zengin, "Ya türban meselesinde işte geçmişte şu mücadeleyi yaptık, bu bedeli ödedik, şunu yaptık, bunu yaptık. Bugün gelinen noktadan memnunsan sen Cumhuriyet Halk Partisi için biz başka bir şey söylüyorken, hayır bunların niyetleri bu değil." deyip niyet okuyuculuğa savunuyorsan ve genel başkanımızın ağzından çıkan söz partimizin görüşü olmuyor da Tayyip Erdoğan'ın cami önünde söylediği yalan Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü oluyorsa biz buna ne diyelim? Biz buna ne diyelim daha? Çok açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi türbanın bir tartışma, türbanın bir çekişme, türbanın birilerini üzme, ötekileştirme, bir kenara ayırma aracı haline gelmesinden son derece rahatsızdı ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel bir sorumluluk üstlenerek bu tartışmaları bitirdi. Bunu bütün milletimiz biliyor. Bunu bütün milletimiz görüyor. Bunun üzerinden hayır sizin fikriniz o değil. Hayır sizin fikriniz bu değil. Bunları yapmak Ne Adalet ve Kalkınma Partisine ne Türkiye'nin toplumsal barışına bir fayda getirmeyecektir. Biz bu tartışmaların sürdürülmesinden medet umanların siyaseten tükenmişliğine veriyoruz bunu. İflas etmiş tüccar eski borç defterlerini karıştırırmış. Siyaseten iflas etmişler. Geçmişte bir takım başörtüsü yasakları ve bu yasaklardan dolayı ortaya çıkan mağduriyet üzerinden kendilerine siyasi rant devşirenler dönmüşler şimdi ona bakıyor. Çünkü bugün yok o siyasi rant ellerinde. Bu türban tartışması Türkiye'nin yoksulluğunu, Türkiye'nin işsizliğini, Türkiye'nin yorulmuşluğunu, Türkiye'nin bir bütün olarak yaşadığı üzüntüleri, sıkıntıları çözecek bir tartışma değildir. Bugün günde 200'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken bitmiş bir tartışmayı yeniden alevlendirmeye çalışmakta bir iyi niyet yoktur. Vatandaşımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık çaresizlikle her hafta bir konuyu seçip CHP'ye saldıralım ki millet yoksulluğu unutsun. Unutmuyor. Millet açlığını unutsun. O kadar kolay değil. Açlık öyle unutulabilecek bir şey değil. Aç insanlar. İnsanlar işsiz. İnsanlar yoksul ve insanlar çare bekliyor. Ve kabuk bağlamış bir yarayı eşelemeden, deşelemeden onun üzerinde tepinip oradan menfaat beklemekten kimseye hayır yok. Bunu herkes böyle bilsin. Bugün bitmiş tartışmaları başlatanları dinleyen vatandaşlarımız bilsin ki yoksulluk, açlık, işsizlik, enflasyon, verilen düşük zam konuşulmasın diye. Damadın havaya uçurduğu, yok ettiği birilerine servis ettiği 128 milyarlık sizin paranız konuşulmasın diye bunu yapıyorlar. <laughs> Çok görüyoruz. Tabii Cumhurbaşkanlığı envanterinde 8 uçak kayıtlı Türk Hava Yolları'nın envanterinde kayıtlı uçakları kullandıklarını biliyoruz. Bu rakamın aslında onun üzerinde 13 uçağa kadar çıktığını, sürekli kullanılan, bakanlar tarafından kullanılan, cumhurbaşkanları tarafından kullanılan, meclis başkanı tarafından kullanılan bu uçakların sayısı 13 de olsa çoktur. 8 de olsa çoktur. Ama bir şeyi tekrar ederek bitireyim. Bundan sonraki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir telefon görüşmesi yapacak. Makamına oturduktan sonra görevi teslim aldıktan sonra önce şu uçağı Sabiha Gökçen Havaalanı'na yolla in diyecek. O uçan sarayı. Sabiha Gökçen Havaalanı'na inecek. İçine Sakarya'daki çok yakın mesafedir. Sakarya'daki tank palet fabrikasında çalışan Katarlı mühendisler, Katarlı işçiler, Katarlı askerler, Katarlı komutanlar bindirecek. Uçağın kapıları kapanıp uçak pistten tekerlerini kaldırınca Cumhurbaşkanına haber verilecek. Kalktı efendim diye. Bağlayın mı der veya kuvvetli ihtimal Cumhurbaşkanlığındaki telefonda hızlı aramada birdedir Katar. Basınca karşından çıkıyor Katar emiri. En çok aranan numara çünkü. Aranacak ve denecek ki siz bize bir uçak vermiştiniz bila bedel. Dünyanın en pahalı, en lüks uçağını. O uçağa mühendisinizi, askerinizi, komutanınızı, işçinizi bindirdik, gönderdik. Uçağınız da sizindir, tank palet fabrikası milletindir diyecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tank Palet Fabrikası karşılığında kendisine tahsis edilmiş bir uçağa bedava binecek cumhurbaşkanı değildir. Bu cumhurbaşkanı içine sindiriyor olabilir. Bundan sonraki cumhurbaşkanı yapmayacak. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin.